Merhaba arkadaşlar, ismim Ali Ergen'e. Tanımayanlar için söylüyorum. Bugün sizlerle bir tespitimi paylaşmak istiyorum. Konu gene ağır, politika yapmak istemiyorum. Politik görüş değil burada amacım veya bir politik partiyi savunmak hiç değil. Tarafsız olarak tespitlerimi, analizlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım bu videom bir şekilde duymayan kulaklara ulaşır, duyarlar diye düşünüyorum. Konum şu. Arkadaşlar, daha doğrusu yetkililer, kimse artık yarası olan gocunur diyorum. Z kuşağı denilen, yani eğitimli işsiz gençlik hakkında konuşmak istiyorum. Görüşlerimi belirtmek istiyorum. Ben hepinizin bildiği üzere Finlandiya'da yaşayan bir Türk vatandaşıyım. Türk'üm, vatanımı seven birisiyim. Tespitlerime göre, edindiğim tecrübelerle, bana gelen mesajlarla, son günlerde, daha doğrusu son aylarda, belki de son yıllarda da diyebilirim. Son geçen yıl yani. Yıl demeyeyim de, son geçen yıl içinde. Ülkede beyin göçmek istiyor. Bunların birçoğu genç, eğitimli genç, iş bulamadığı için, ülkede bir kendine gelecek bulamadığı için. Tespitlerim şu arkadaşlar, önceleri muhalefetin gözüyle bakıyordum ama, yani muhalefet dediğim muhalefet partisi, önemli değil, iktidar partisi kimin olması hiç önemli değil benim için. Yeter ki vatanını sevsin, önemli ona amaçtır. Gidilen yol değildir benim için. Ben öyle bakıyorum partilere. Konu ağır olduğu için biraz kıvırıyorum. Farkındayım. Nasıl gireceğimi bilemiyorum. Ama konu Z kuşağı denilen, birisine göre Z kuşağı, birisine göre gençliğin işsizliği, gelecek hakkında umutsuzluğu. Ben bunu daha önceleri abartı olarak görüyordum yurt dışından ama birebir gelip görünce, daha doğrusu daha önce sosyal medyadan görüyordum. Sosyal medyada da görmek demek ki beni ikna etmemiş ki burada birebir olayları yaşayınca ki anladım ki bir sorun var ülkemizde. Bu sorunu yetkililerin çözmesi lazım. Şöyle gireyim konuya. Pandemi bütün ülkeleri zor duruma bıraktığını biliyorum. Hükümetler zor durumda, işsizlik var vesaire var. İnsanlar iş bulamıyor veya işlerinden olmuş durumdalar. Bu zorluklar bütün ülkelerde var. Ama bizim ülkemizde olan zorluk, mesleği var. Pırıl pırıl insanlar iş bulamıyor artı sömürülüyorlar arkadaşlar. Sizin de etrafınızda küçük bir araştırma yaparsanız, yani çevrenizdeki insanları bir düşünün veya sorun, sormanıza gerek yok, düşünün. Benim etrafımdaki buradaki insanların çoğu, akrabalarım bunlar, dostlarım bunlar, hepsi, birçoğu, hani %90'ı değil %99'u neredeyse diyeceğim, askeri ücretle çalışıyor. Yani köle gibi çalışıyorlar arkadaşlar. Ve askeri ücretle çalıştıkları yetmiyormuş gibi 12 saat, 16 saat çalışanları görüyor. 8 saat de değil yani. Yani bu yüzden gençler, çok iyi eğitimli insanlar kendi mesleklerini dahi yapamıyorlar. Gidiyorlar garsonluk yapıyorlar, gidiyorlar çaycılık yapıyorlar, gidiyorlar balık restoranlarında çalışıyorlar vesaire çalışıyorlar. Hiç kimse kendi işini yapamıyor ve eğitimleri çöpe gidiyor. Yılları çöpe gidiyor. Şimdi burada benim girmek istediğim konu, Avrupa Birliği biliyorsunuz yaşlandığı için iş gücüne ihtiyacı var. Kalifiye iş gücü elbette, vasıfsız iş gücü değil ama yakında bu iş gücü, bizim beyin göçü, bizim her zaman olduğu gibi çalacaklar diye korkuyorum. Almanya bunların bir tanesi ve en iyisini becerenlerden bir tanesi. Biliyorsunuz. En iyilerini toplar. Mültecilerin en iyilerini toplar. Şunun en iyisini toplar diye böyle haberlerde duymuşsunuzdur ve bu gerçektir. Ve aynı olay tekrar önümüzde arkadaşlar. Çok eğitimli sağlık personelimiz var. Çok eğitimli diğer sektörlerde insanlarımız var. Yani Avrupa her sektörde iş gücüne ihtiyacı var. Ve bunun farkında, bir şekilde bizim iş gücümüzü, gençliğimizi sömürecek. Hükümete sesleniyorum veya yetkililere sesleniyorum. Hükümet de değil yani. Yetkili kimse. Çünkü kurumlar var, kuruluşlar var. Sadece hükümet diye seslenmek istemiyorum. Belediyeler var vesaireler var. Bunlar özel sektörde bunun işine dahil. Hepsi sorumlu. Arkadaşlar, herkes yerini, görevlerini yerine getirsin. Sömürmesinler şu iş gücünü. Sömürmeyelim eğitimli iş gücünü.
kaçıracağız. Yarın ah vah ne yaptım diyeceğiz. Kurumlarımız, yetkililer, hükümet her neyse projeler geliştirsinler. Yaz işi vesaire gibi projeler geliştirsinler gençlere. Gençlere iş aramaya teşvik etsinler. Buldukları işin de ücretini devlet, aracı hırsız işverenlere, özellikle diyorum hırsız işverenlere, üç kağıtçı işverenlere bu parayı teslim etmeden direkt gençlerimize ödesinler. İş bulamayanlara ise de gençlik kampları, iş kampları düzenlesinler. İş nasıl başvurulur, işle ilgili bütün bir böyle kurslar, eğitimler düzenlesinler. Yani projeler geliştirsinler. Bu sadece bir örnekti. Benim verdiğim, illa bunu istiyorum veya illa bu olsun diye de bir derdim yok. Gençler için bir şeyler yapılsın bu ülkede. Yoksa Z kuşağı kimine göre gençlik bu ülkeden kaçacak. Ve burada biz Yunanistan'ın düştüğü duruma düşeriz. Benzer yani. Yunanistan birebir örnek olmasa da birebir o duruma düşeriz. Ülkemizi başka kişilere, istenmeyen kişilere, o kişilerin ellerine teslim ederiz diye düşünüyorum, uyarıyorum. Herkesi Z kuşağının veya gençliğin sesi olarak buradan sesleniyorum. Ben bir aileyle tanıştım burada. Örnek veriyorum. Sağır kulaklar duysun diyorum bunu. 6 kişilik bir aile. Baba işçi, inşaat işçisi. Anne ev hanımı. 4 tane pırıl pırıl genç yetiştirmişler, yetişkinler. Bir tanesi 27 yaşında. Anestezi uzmanı. Sağlık personeli. 2 tanesi aşçı, 1 tanesi üniversiteye gidiyor. Ve bu baba büyük ihtimalle 2000 liraya, 2500 lira emekli aylığı ile 6 kişiye, kendisi dahil 6 kişiye bakmaya çalışıyor. Ve bu yetişkinler 2500 lirayı nasıl yetireceğiz, nasıl şey yapacağız diye hem mağdur oluyorlar, hem utanıyorlar babasının evinde. Hiç kimse rahat değil. Yetişkin olmuşlar gitmişler. 27 yaşına gelmiş birisi. Birisi işte 25 yaşında neyse bilmiyorum. Hepsi yetişkin ve hepsi de işsiz. Ne yapacaklarını bilmiyor. Baba ise hiçbir şey bilmiyor. Baba görevini yapmış. 3 çocuk demiş. 4 çocuk ya. Eğitim demiş, hepsini ufacık maaşıyla, daha doğrusu ufacık kazandığı inşaat amelelikle yaptığı para ile hepsini zor kanaat okutmuş ve yetiştirmiş. Bu aileden oy olarak tahmin edin kime kim ne kadar oy çıkar? Ben söyleyeyim ha. Gözle görünüyor. Onlar da söylemediler bana. 2 tane iktidar partisine, 4 tane muhalefete oy çıkacak. Belli. Gençler umutsuz. Umutsuz. Gençler eskiyi bilmez. Gençler projeyi bilmez. Çok işler yapıldı elbette ama artık halka dokunulması lazım. Gençler eskiyi bilmez. Eskiyi anlatmakla görmeyen bir kişiyi bir şekilde ikna edemezsiniz. Bizi de ikna edemiyorsunuz. Ne oldu? İşte biz ne zor şartlarda bu ülkeyi kazandık deniyor. Anlamaya çalışsak da bile %100 anlayamıyoruz. %10 anlasak bile çok büyük bir başarı. Aynı şekilde gençler için de geçerli. Gençler 20 yıl öncesini bilmez. 25 yıl öncesini bilmez. Bu 27-30 yaşına gelen yetişkin kişiler bilemezler. 20 yıl önce zaten çocuktular. O yüzden herkesi uyarıyorum. Herkesi uyarıyorum. Herkesin bir şey yapması lazım bu konuda. Lütfen diyorum bu videomu duyun. Gençler kendi seslerini duyuramıyorlar. Umarım gençlerin sesi olurum. Yoksa hakikaten ülkemiz bomboş kalacak. 3 çocuk değil 13 çocuk yapsak bile burada tutamayacağız. Diyorum buradan sizlere bu videomun da sonuna gelerek veda ediyorum bu videom. Olarak tabii veda etmiyorum. Elbette videolarım gelecek. Umarım bu videom faydalı olur. Destek olan arkadaşlar yorumlarını yazsın. Karşı görüşte olanlar da yazsın. Görüşlerimizi paylaşalım ki iyi bir şeyler başarabilelim. Ama saygı çerçevesinde diyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olunuz.
Finlandiya işçi müşteri grubuma da üye olmadıysanız oraya üye olunuz diyorum. Videomu sonlandırıyorum. Hoşça kalın diyorum. Bay bay.